Değerli oyuncu adayları, değerli tiyatro severler, herkese merhaba. Ben eğitmeniniz Cenk Tunalı. Bildiğiniz üzere kanalımızda uzunca bir süredir oyunculuğu meslek olarak düşünen birçok arkadaşımıza, hobi olarak düşünen, sosyal alan olarak düşünen pek çok arkadaşımıza ve pek tabii ki siz değerli tiyatro severlere faydalı bilgiler sunabilmek adına düzenli oyunculuk eğitim videoları paylaşıyoruz. Bu anlamda kanalımıza abone olup destek olursanız ve videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Evet değerli arkadaşlar, bugün yine sizlerle çok önemli bir oyunculuk eğitimi konusu hakkında konuşacağız. Birlikte değerlendirmelerde bulunacağız. Konumuz oyunculuk seçmeleri olacak. Bir oyuncu seçmelerine nasıl hazırlanmalı ve nelere dikkat etmeli? Ben de naçizane eğitmeniniz olarak sizlerle daha önceki tecrübelerimi paylaşmaya çalışacağım. Arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim, oyuncu seçmeleri birçok farklı alanda olabilir. Yani bir tiyatro oyunu için oyuncu seçmelerine katılabilirsiniz. Bir dizi film için, bir sinema filmi için ya da tırnak içinde bir kısa film için, bir reklam filmi için ya da bir tanıtım filmi için oyuncu seçmelerine, görüşmelere katılabilirsiniz. Ama her ne olursa olsun oyuncu seçmelerine gitmeden önce orada oynayacağınız karakterle ilgili size daha önceden bir tekst verilirse, yani karakterinizle ilgili diyalogları eğer daha önceden sahipseniz lütfen o rolle ilgili çok iyi karakter analizi yapın. O rolü çok iyi deşifre edin. Diyalogları çok güzel bir şekilde çalışın. Ve ezberiniz tam olarak lütfen seçmelere katılın. Çünkü oradaki bırakacağınız intiba çok önemlidir. Ne kadar hazır ve ne kadar çalışmış giderseniz sizin adınıza önemli bir avantaj olacaktır. Bunun dışında oraya gittiğiniz andan sonra da aslında birçok koşul değişebilir. Yani muhtemel gittiğinizde bir tiyatro da olsa, ne bileyim bir dizi, sinema filmi görüşmesi de olsa muhtemel sizi izleyen bir yönetmen olacaktır. Bazen bir yapımcı sizi izleyebilir ya da karar verecek şirket sahipleri sizi izlemek için oraya gelmiş olabilir. Ve o sırada, yani oyunculuk performansınızı gösterdiğiniz sırada oyununuzu kesebilirler ve bununla ilgili sizden yeni oyunlar talep edebilirler. Yeni oyunlar denemenizi isteyebilirler. Lütfen burada çok esnek olun. Daha önce çok iyi hazırlık yapmış olabilirsiniz. Çok inandığınız bir karakter analizini oyunculuk olarak onlara gösterdiğinizi düşünebilirsiniz. Ama sonuçta karar verecek kişiler onlar olduğu için lütfen bu konuda rahat olun, demoralize olmayın. Sizden istenen oyunları keyifle orada tekrar denemeye çalışın. Çünkü günün sonunda karar verecek kişiler, sizi izleyen kişiler belki orada sizi beğenmedikleri için ya da kötü oynadığınız için değil, sizin farklı yönlerinizi de görmek için sizden yeni oyunlar talep edebilirler. Burada aynı su gibi girdiğiniz kabın şeklini almanız gerekiyor. Bir oyuncunun her zaman, her alanda her şeyi değiştirebilecek kıvraklığa sahip olması gerekir. Bu sizin adınıza çok önemli bir avantaj. Bir diğer konu, orada bir tiyatro sahnesinde eğer bir oyunculuk seçmesine katıldıysanız lütfen sahneye çıktığınızda ışığı özellikle kontrol ediniz. Eğer gözünüzün üstünde, karşınızda bir ışık beliriyorsa sahne ışıkları ışığın olduğu yerde oynuyorsunuz anlamına gelir. Lütfen karanlıkta kalmayın, ışığı hissederek oyunlarınızı göstermeye çalışın. Eğer bir dizi ya da sinema filmi görüşmesi ise, yani şu an beni izlediğiniz gibi bir ekran varsa ve sizi kadrajdan izleyeceklerse, bir kamera karşısında oyunculuk performansı gösterecekseniz o zaman lütfen o kadrajdan, o ekranda gözüken yerden çıkmamaya gayret edin. Elinizi kolunuzu dikkatli bir şekilde lütfen kullanmaya özen gösterin. Bu arada tiyatro oyunu da olsa, kamera karşısında bir oyunculuk seçme durumu da olsa sizin dışınızda da bazı teknik aksaklıklar oluşabilir. Yani ışıklar sönebilir, o sırada içeri birisi gelebilir, telefon çalabilir, bir anda başka bir ses problemi olabilir dışarıdan. Türlü türlü teknik sebeplerden oyununuzu kesmek durumunda kalabilirsiniz. Ya da oradaki yönetmen oyunu o anda durdurabilir. Lütfen tekrar tekrar söylüyorum, demoralize olmayın, esnek bir şekilde bekleyin ve tekrar uygun koşullar olduğunda aynı keyifle oyuna kaldığınız yerden devam edin. Orada oyunculuk performansınızı gösterirken
sizin tarafınızdan da bir aksaklık olabilir. Diliniz sürçebilir, bir an yanlış bir mizansen hatası yaparsınız, bir an oyunla ilgili tam istediğiniz gibi her şey yolunda gitmeyebilir, ayağınız takılır vesaire. Bunların da hiçbir önemi yok. Gerekirse oyununuzu orada durdurun. Çok kibar bir üslupla yönetmenden müsaade isteyerek, oradaki yetkili kişilerden müsaade isteyerek oyunu kaldığınız yerden yine daha doğru, daha düzgün bir şekilde keyifle oynamaya çalışın. Bir diğer konu, oynayacağınız karakter her ne olursa olsun abartılı makyajdan, abartılı kostümden lütfen kaçının. Çünkü bu sizin adınıza bir dezavantaj oluşturabilir. Ama belki oradaki karaktere yakışan, sizin oyununuzu, sizi rahatlatacak bir küçük aksesuarı ya da bir küçük kostüm parçasını kullanmanızda da hiçbir sakınca yok. Mesela bir gözlük olabilir, bir baston olabilir, bir kravat olur, bir fular olur. Bu tarz küçük aksesuarları da kullanarak orada kendinizi daha iyi havaya sokabilirsiniz. Oyunculuk performansınızı daha iyi ortaya koyabilirsiniz. Bu tarz destek unsurları, küçük aksesuarları kullanmanızda hiçbir sakınca olmayacaktır. Bir diğer konu, biliyorsunuz ki ilk intiba çok önemli. O yüzden lütfen oyuncu seçmelerine zamanında gidin. Hatta daha erken gidin. Orada ön hazırlığınızı yapın. Oradaki herkesle gerektiği ölçüde diyalog kurun. Herkesle güler yüzlü, pozitif bir iletişim kurun. Çünkü sadece oyunculuk performansınızı gösterdiğiniz an değil, bunun dışındaki her anda oradaki yetkili kişiler tarafından, yönetmen tarafından değerlendirmede önemsenecektir. Buna göre sizi değerlendirecekler. O yüzden güler yüzlü, pozitif, ses tonu yüksek, kendinden emin, dik durarak, güzel yürüyerek, güzel bakarak ve gerçekten güzel konuşarak, kibar bir üslupla kendinizi tanıtın. Bazen hem kişisel anlamda hem de oyunculuğunuzla ilgili tespitlerde bulunabilirler, eleştiriler getirebilirler, öneriler getirebilirler. Böyle bir şey olduğu zaman sakın bunları olumsuz değerlendirmeyin, kişisel algılamayın. Çünkü buradaki en önemli konu sizin keyifle oradaki oyunculuk performansınızı ortaya koymanız olacaktır. Bunun dışında çekim bittikten sonra sizle ilgili bir sözlü mülakat yapabilirler. Sözlü mülakat yapılırsa, yani oyunculuk hakkında, o karakter hakkında, lütfen o anda size yöneltilen soruları çok iyi dinleyin. Kısa ve net cevaplar verin. Gerektiğinden fazla konuşmayın. Gerektiğinden fazla diyalogda bulunmayın. Önemli olan iletişimi çok güçlü, çok pozitif bir şekilde devam ettirmek olacaktır. Ve doğru ve samimi cevapları vermek olacaktır. Lütfen bu anlamda da onların nazarında güzel bir intiba oluşturmaya çalışın. Ve daha önceki hazırlıklarınız her ne olursa olsun, yani o karakterle ilgili ya da o an sizden istenen oyunlarla ilgili, ne olursa olsun orasını bir sahne aracı olarak görün. Ve o sahneye çıktığınız anda beni seçecekler mi, seçmeyecekler mi, ya da kazanacak mıyım, kazanmayacak mıyım, bu tiyatro oyunda oynar mıyım, bu diziye seçilir miyim gibi şeyler düşünmek yerine sadece o anın tadını çıkartın. Sonuçta bu bir oyun. Mesleğimiz oyunculuk. Ne kadar çok keyif alırsanız o kadar sahnede çok daha samimi ve inandırıcı oynarsınız. O kadar daha etkileyici olursunuz ve o kadar daha başarılı olduğunuz için seçilme şansınız artar. Sonuçta bu oyuncu seçmelerinde biliyorsunuz farklı farklı okullardan mezun ya da işte oyunculuk eğitimi almış birçok öğrenci de katılabiliyor. Profesyonelce bu mesleği yıllardır yapan kişiler de katılabiliyor. Bu kadar kişinin arasından sıyrılıp farkınızı gösterebilmek için yaptığınız işe çok saygı duyun, çok iyi çalışın, çok iyi hazırlanın, çok iyi dinlenin, zamanında gidin, oraya çıkın. Sizden istenen şeyi en keyifli, en güzel şekilde, en estetik şekilde, en çok eğlenerek oyunculuk performansı olarak ortaya koymaya çalışın. Evet arkadaşlar, nacizane tecrübelerimi paylaşmaya çalıştım. Umarım bundan sonraki oyuncu seçmelerinde de sizler bu önerileri dinleyerek çok daha başarılı olursunuz. Ve sakın unutmayın, hiçbir oyuncu seçmesi ne bir başlangıç ne de bir son. Her gittiğiniz seçme bir sınav niteliğinde olacak. Ve bu bitmez bir serüven olarak oyunculuk mesleğini yaptığınız sürece devam edecek. O yüzden her seferinde yeni bir şeyler öğrenmeye çalışın, işin tadını çıkartın ve lütfen çok özen gösterin, çok iyi hazırlık yapın. Evet değerli oyuncu adayları, bugün de oyuncu seçmeleri konusunu işledik. En yakın zamanda yine içeriği çok iyi olan bir eğitim videosunda görüşmek üzere.